Özetlere vardı. Maç öncesinde güzel görüntüler, alkışlayarak oyuncular, hmm. daha doğrusu Hatay oyuncular, Premier Lig'de İngiltere'de görmeye alışkın olduğumuz bir görüntü. Çıkış koridorunun hemen önünde Trabzonsporlu oyuncuları alkışlayarak stara davet etmiş oldular bir anlamda. Şimdi oyun tabii şampiyon takım ile geldi Trabzonspor, ayrı beşer. Bu yüzden oyunu da çok fazla değerlendirmemek lazım. Kupa maçı biraz daha hedef olarak alınmıştı. Hatay Spor'da Ömer Erdoğan sezonun en çok takdir toplayan isimlerinden biri ama... 7 maçtır kazanamayan ki maçtan önce de bir Ruben Ribeiro'nun kadro dışı bırakılması haberi de gelmişti. Okuduğum haberlere göre ülkesine dönmek istediği yönünde bazı haberler var. Bu da çok ciddi bir sıkıntı yaratıyor Hatay Spor cephesinde. Hatta maç sonunda da eğer buradan başka bir teklif gelmezse yurt dışına da gidebilirim. Az önce Zeki Uzundurakan'ın da bahsettiği gibi belki bu adres Fransa'da olabilir çok iyi bir teknik direktör. genel anlamda siz hem Hatay Spor hem Spor cephesinde baktığınız maçı nasıl yorumluyorsunuz? Yani Hatay'dan madem söz açıldı biraz bahsetmekte fayda var. Aslında bu sezon hani konuştuğumuz takımlar oldu, alkışladığımız takımlar oldu. Lige heyecan katan, yarışa renk katan takımlar oldu. Hatta zaman zaman futbolu bayraklaşan takımlar oldu. Hatay'da aslında bunların arasındaydı ama sonraki süreçte biraz sönükleştiler. Hani o gösterişli, o dikkat çekici, o heyecan verici futbolu zirvenin uzaklarında kaldı. Ama her zaman özellikle ön tarafı itibariyle, atletik ve yetenekli oyuncuları itibariyle Hatay Spor seyredilesi bir takım. Mantalitesi güçlü, yeniliğe açık, yenilikçi. Bunun fazlasıyla farkında olan, ne yaptığını bilen ve bu minval üzere adımlarını atan bir teknik direktörün takımı Hatay Spor. Zaten maç sonrası yaptığı açıklamalarda da bunu ortaya koydular. Ama geceye dair belki en fazla üzerinde durmamız gereken husus şu. Bizim futbolumuzun ihtiyacı, ihtiyaç duyduğu husus şu. Şampiyon takımı alkışlayan, şampiyon takımı karşılaması gerektiği gibi karşılayan, aslında futbolun özünün, futbolun ana amacının fair play'e hizmet etmek olduğunu hepimizi hatırlatan, Türkiye'deki bu tartışma kavga ortamına güzel ve doğru bir mesaj veren Hatay Spor ailesini tümüyle tebrik etmemiz lazım. Çünkü bunu görmeye bile bazen hasret karabiliyoruz. Bunu konuşmak durumunda bile kalabiliyoruz ki aslında olması gereken husus bu. Şimdi şunu söyleyeyim tabii genel bir çerçeve çizmeye ihtiyaç var. Trabzonspor şampiyon oldu. Ee, aslında kafalarda haftalar önce şampiyon olmuştu Trabzonspor. Rakiplerinin kabullendiği bir şampiyondu. İşte Zeki uzunduğu rukanda da hatırlatmayı yaptı. Bir ara farklar 20'lerin üzerine çıkmıştı İstanbul hı hı. takımlarıyla. Fenerbahçe ile fark 23'lerdeydi. Beşiktaş'ta daha büyük farklar oldu. Fenerbahçe şey Galatasaray'la zaten çok çok büyük fark var. Şimdi Böyle bir sezonda gelinen nokta itibariyle konuşulan, tartışılan şeylerin hakem hataları olması, işte Trabzonspor'un korunduğuna, kollandığına dair iddiaların ortaya atılması, güzide bir kulübümüzün son derece medeni görüntü veren ve Türkiye'nin en önemli iş adamlarından biri olan Ali Koç'un verdiği mesajlar böyle akla mantığa uyan biraz şeyler değil. biraz açıklamaları da ekranlara getireceğiz. Evet. O o bölümde yine akla, konuşacağız. Uç, 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 şey e, sığın şeyler değil. Sonra konuşuruz. Şaşırdığım için söylüyorum. Hı hı. Tabii ki eleştiri hatta belki kınamayı hak ediyor bu tavır ama her şeyden önce üzüntü verici ve şaşırtıcı. Çünkü olması gereken bu değil. Ve Trabzonspor hali hazırda güzel bir proje. Çok akıllıca bir proje. E, kararlı bir yönetim var geldikten sonra adımlarını son derece dikkatli, istikrarlı, itinalı, itinalı ve de mali yapıya uygun olarak atan ve ilham veren bir yönetim var. Ve o yönetimden sonra çalışan hemen hemen bütün teknik direktörlerin başarılı olduğu, şampiyonluğu oynadığı, Nifton'u bir kenara koyarsak, bir takım olgusu, bir takım gerçeği var. Sizin yapmanız gereken bunu alkışlamak, örnek almak, bu güzelliğin altını çizmek, bu güzellik üzerinden Türkiye'deki futbol iklimi için doğrular güzellikler devşirmek varken, yani herkesin aradığı zaman, peşinden koştuğu zaman sarıldığı hakem hatalarını gündeme getirmek çok şaşırtıcı. <laughs> Trabzonsporla ilgili hakikaten çok bariz hakem hataları oldu Trabzonspor lehine ve çıktık bunları hepimiz söyledik. Ve bu bariz hakem hataları maçların sonuçlarını etkiledi mi etkiledi. Lehine oldu mu oldu. Aleyhine oldu mu aleyhine de oldu. Ama Trabzonspor'un başarısını yani şu güzelin başarıyı şu dünyaya görkem saçan başarıyı bu mevzular üzerinden konuşuyor olmak hakikaten birazcık Türk futbolu adına iç acıtıcı. Bunu söylemek istedim, altını çizmek istedim. Sayın Ali Koç'tan da bunu hiç beklemediğim için söylemek istedim. Detaylandırırız sonraki süreçte. Bir de şunu söyleyeyim. Tabii Trabzonspor şampiyonlukla iktifa etmek istemez. Kupayı da almak ister. Süper kupayı da almak ister. Hatta mümkünse bu işi rekorla sonlandırmak isterdi. Kayıpları oldu. Mesela bakıyoruz son 7-8 haftalık periyota Trabzonspor'un buraya sığdırdığı bir şampiyonluk var. Ama burada güzel olan şey şu, Trabzonspor bu son maç itibariyle de yine kaybetmeden tamamladı. Yani kaybetmemeyi öğrenen ve uygulayan bir Trabzonspor var. Bu bir teknik direktör marifetidir. Öncelikle olumlu taraftan baktığımızda görmemiz gereken bu. Ama öbür taraftan Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile kazandığı bir özellik vardı. O da şu. Öne geçtikten sonra oyunu tutabilen olgun takım olabilmek. Trabzonspor son 7 haftalık süreçte öne geçtikten sonra oyunu tutabilme becerisini gösteremiyor. Bu bir olumsuzluk mu evet olumsuzluk. Hani şu anda detay görünebilir. Şampiyonluk coşkusunun gölgesinde belki de hiç konuşulmaması gereken bir husus olarak görülebilir ama başarı ayrıntılarda gizlidir. Şu süreçte dahi bunu görmek hele de takımın başındaki teknik direktörseniz bunun farkında olmak gerekir. Bakın Fenerbahçe maçında öne geçti koruyamadı. Çaykur Rizespor maçında öne geçti, kaybetti. Beşiktaş maçında öne geçti, koruyamadı. Geçtiğimiz hafta yine Antalyaspor Spor maçında iki defa öne geçti, koruyamadı. Bu karşılaşmada da öne geçti. Ve üstelik de ikinci yarıda yaptığı oyuncu değişiklikleriyle ben kazanmak istiyorum dedi teknik direktör. Yine koruyamadı. Yani buradan baktığım zaman Trabzonspor'un kazandığı fakat son haftalarda koruyamadığı bir melekeden uzaklaştığını gördüm. Bunun da altını çizmek isterim. Tabii ki detaylandıracağız. Şans verilen oyuncular vardı. Onların bu fırsatı nasıl değerlendirdikleri, değerlendirmedikleri başka husus. E, oyuncu bazında performanslardaki gelgitler başka husus. Ama nihayetinde Trabzonspor bana göre son derece güzel, son derece anlamlı ve son derecede fair play bir şampiyonluk elde etti. Trabzonspor bu şampiyonluğun tadını çıkarmalı ve bence de Türkiye bu şampiyonluğu alkışlamalı.